Merhaba arkadaşlar, ben Umut ve bugün gençler sizlerle birlikte tüm Windows kullanıcılarını ilgilendiren bir video ile karşınızdayım. Çünkü gençler bugün oyun oynarken veya işte bilgisayarda takılırken özellikle video çeken kişiler varsa bunlar için güzel bir video hazırlayacağım. Çünkü gençler hani oyun oynarken çoğumuz bilgisayarın kasmamasını isteriz. Hani bilgisayardayken arada bilgisayara drop giriyorsa, dolma giriyorsa bunların sebebini hep merak ederiz. Yani neler olur? Bir sürü program falan indirirsiniz. Bugün gençler programsız bu bilgisayarımızı sıfırlayacağız. Bilgisayar sıfırlayacağız, yani format falan atmayacağız. Bilgisayar çalışırken size özel taktikler vereceğim. Bunları her yerde bulamazsınız. Bakın size bunu söylüyorum. Eğitim tarzında bir video olacak gençler. Ve şu an gençler ben Windows 10 kullanıyorum. Özellikle Windows 10 kullanan kişilerin kullanan kişilere bayağı bir yararı olacak, bunu söyleyeyim. Windows 10 kullanmanızı da tavsiye ediyorum. Yani Windows 8 falan kullanmayın. Windows 10 bayağı hızlı. Şimdi gençler, şurada gördüğünüz gibi bizim bilgisayarımız var. Bu bilgisayar. Buna girelim. Girdikten sonra gençler burada yerel C var. İşte kaç tane artık hard disk, SSD falan oluşturduysanız onlara girersiniz. Tek tek hepsine dediğimi, gösterdiğimi yaparsınız. Buna bir kere tıklayın. Sağ tıklıyoruz. Burada özellikler kısmı var. Buna girin gençler. Daha sonra buraya işte byte falan her şey geliyor. Gigabyte, megabyte. Yani ne kadar oluyor bu? 386 milyar 754 milyon 187 bin 264 byte. Yani 3360 olarak direkt size veriyor. Burada gençler C sürücüsü var, diskimiz. Burada gençler diski temizle diyoruz. Temizledikten sonra sizi 10-15 saniye böyle bekletecek büyük ihtimalle. Bilgisayarın performansına bağlı. Böyle bir yer geliyor gençler karşımıza. Buradakilerin, kutucukların hepsini işaretliyoruz. Geri dönüşüm kutusu, geçici dosyalar falan filan, küçük resimler falan var. Hepsini geçer kopyalıyoruz. Burada gördüğünüz gibi hep megabaytları, bunlar hep dolu. Ben bilerek temizlememiştim. Sistem dosyalarını temizledemeyin gençler. Burada tamam var. Tamama tıklayın. Daha sonra dosyaları sildiğin kesinlikle bilgisayara zarar gelmez, bunu söyleyeyim. Şöyle dosyaları siliyorum. Yine sizin bilgisayarınız performansına bağlı. 1-2 dakika sürebiliyor. Daha sonra her şey bittikten sonra tamam deyin. Burayla işimiz bitti. Daha sonra gençler çalıştır yerini açacağız. Öncelikle hemen göstereyim size. Bir dakika, şunu şöyle alabilsem. Evet, alamıyorum. He, aldım. Gençler başlat tuşu var bildiğiniz gibi. CTRL'lerin yanında başlat tuşu var. Ona basılı tutuyoruz ve daha sonra da R'ye basıyoruz gençler. Bize çalıştır yerini veriyor. Bunu arama yerine yazarak da bulabilirsiniz. Buraya gençler ilk şunu yazın. Yüzde işareti. Temp yüzde işareti. Aynen bunu yazın ve tamam deyin. Burada gördüğünüz gibi bayağı bir dosya var. En son bir hafta önce falan silmiştim bunu. Geçer bir kere tıklayın. Daha sonra tıklayamıyorum. Mouse'da sıkıntı var bu aralar. Değiştirmem lazım. Hepsini seçin geçer. CTRL A yaptıktan sonra bütün dosyaları seçiyor. Daha sonra geçer bunu sileceğiz. Delete'ye de basabilirsiniz. Bayağı bir dosya var herhalde. Aynen. 7000 500, 600, o bayağı sürer bu gençler. Ben videoyu başlatırım, bitsin bu. Bir insanın şeyine bağlı. Bunu tüm geçerli öğeler için yap deyin. Tamam, atla deyin. Neredeyse hepsini sildi. Bu silmediklerini de silmeyin. Daha da zorlamayın. Bunlar kalsın. Daha sonra tekrar CTRL'e başlat tuşu ve R yapıyorum. Buraya geçer bu sefer Regent yazıyorum. Bakın. Regent bu şekilde. Tamam deyin. Burada son girdiğiniz yerler şu an açık olarak gözükür. Burada atom modelleri falan, Einstein falan, bunları boş verin siz. Buna geçer CTRL A yapıyoruz yine. Bunları delete'ye basarak siliyoruz. Bunlar hep gitsin. Daha sonra biraz işimiz var burayla. Daha sonra bir daha yapıyoruz bunu. Bu sefer geçer RAM'leri temizleyeceğiz. RAM'lerimizde toz falan varsa onları temizleyeceğiz dermişim. Tabii ki de öyle bir şey yok. Prefetch yazıyoruz geçer. Bakın bu şekilde okuyamıyorum ben. Prefetch. Evet, bu şekilde yazın. Doğru bir şekilde. Tamam deyin. Daha sonra devam diyebilirsiniz. Sıkıntı olmaz. Burada geçer RAM'lerimiz burada. RAM'ler şu an boşuna dosya taşıyor bunları. CTRL A yapın. Delete hemen. Bunları sileceğiz. Boşuna kalmasın. Bilgisayarınızın farkını sadece göreceksiniz. Ben size bu kadar diyeyim. Oyunlarda da birkaç şeyde de işte. Bilgisayarın asıl performansını göreceksiniz. Gençler onu yaptıktan sonra size bir program önereceğim. Tek bir tane. Black RAM temizleyici diye bir program. Bunu indirdikten sonra ben size indirme linkini falan belki verebilirim unutmazsam. Ama internete yazarsanız direkt çıkıyor. Bunu açın gençler. Ve videoyu buraya kadar izleyen kişi, sen videoyu lütfen beğenmeyi unutma. Eğer lazım, işe yaradıysa bunlar, ki yarayacaktır emin ol yani.
Emin olun yarayacak. Bu biraz bekletebiliyor gençler. Evet açıldı. Daha sonra gençler açıldıktan sonra bir ekran temizleme. Tüm işlemleri al diyoruz. Bir daha tüm işlemleri al diyoruz. Tümünü seç. Daha sonra da aktife tıklıyoruz. Bu arkadaş kaç? 162 MB şu an yer temizledi. RAM'de gerçekten de işe yarıyor. Bayağı güzel program. Ve gençler her şey bittikten sonra çoğu şey geri dönüşüm kutusuna geliyor. Şöyle gireyim hatta göstereyim size. Bütün dosyalar gereksiz hepsi buraya geldi. Bunu sağ tık yaparak gençler hepsini buradan defnediyoruz. Yani bu bilgisayardan atıyoruz. Bilgisayarın gençler hızını fark edeceksiniz gerçekten. Bilgisayarınız kötü olsa bile oyunlardaki FPS artışını göreceksiniz. Program falan hikaye yani hepsi. Neyse. Gençler umarım videoyu beğenmişsinizdir. Dediğim gibi bu taktikleri her yerde bulamazsınız. Tabi ben de bir yerden öğrendim. Ama o da benim tanıdığım olduğu için. Bu dediklerimi gençler harf harfine yaparsanız bilgisayarınızın farkını görürsünüz. Bu kadar. Evet Morpheus mod farkı. Neyse uzattım. Gençler videoyu lütfen beğenmeyi, paylaşmayı unutmayın. Videomuzun sonuna geldik. Umarım işinize yaramıştır. Yani yarayacağını düşünüyorum. Bu programı da indirmeyi unutmayın. Neyse. Harbi sonraki videoda görüşürüz gençler. Kendinize bakın. Bay bay.